Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Farzan. Otası onu dünyaya gelişiye sebep oldu. Anası yuvup tarap katta kıldı. Okuttu mektepte. Camiyede okuttu. Tabip oldu. Tabibni tabib boyunga kadar hamma mehnati otani zimmasida bo'ldi. Endi bu farzand tabib bo'lgandan keyingi otasi qilayotgan muomlasini ko'ring. Qishloqdan keladi otasi. O'g'lining ishxonasiga boradi, ota boradi, istab. Palonchi kelib so'rayapti, sizni dadangizmish, deb sekretar aytadi. Turib tursin deydi. Nima yo'naqa deydi? Chunki qishloqdan kelganda otasi kiyinishi qishloqcha. Özünü tutuşu, kışlakça, yanındaki kallegelerini aldı da, yanındaki hemkesiplerini aldı da, atasını bu ahvalda kürsatçılığından üyeledi. Ey dede, oturtturmuşsun mu? Kıca ola kılın beni, borardın mı? Kegen izgari, mege, üstü izgari. Bor şuna kalara. Bor şuna kalara. Ana, Yusuf Aleyhisselam, Mısır'da katta ülken memleketke vazirge eğlendi. Ota onası sahrodan kelganda qanday kutib oldi ularni? G'oyatda izzat-ikrom bilan, olqishlash bilan, ochiq chehra bilan va quvonch bilan, xursandchilik bilan, faxr bilan kutib oldi. Vey yigit, oting xunidir, kiyimi chatoqdir, no seni oting. Falamma dahalo ala Yusufa ala ilayhi abaway. Endi qachonki manzilga yetib kelishi Yusufning huzuriga chodirga kirganlarida u o'zini ota-onasini quchoqiga otdi va inshaalloh Misrga tinch omon kiringlar dedi. Keyin Misrga kirib Yusufning saroyiga kirganlardan so'ng u ota-onasini o'zining taxtiga chiqardi. Vazirni o'tiradigan kreslasiga o'tkizdi. Kimni? Qishloqdan kelgan, sahrodan kelgan otasini. Yusuf alayhisalom xulqi qada-yu agar noqobli bo'lsa sizni qilayotgan fe'lingiz xayoda. Sahrodan kelgan otasidan uyalmadi. Sahrodan kelgan sahroy otasini kiyimidan uyalmadi. Eng oliy maqomga o'tkizdi. O'zi o'sha maqomga, o'sha martabaga yetkizgan avvalambor Alloh taolaning fazli, undan keyin shu ota-onaning mehnati. Yemay yedirdi, kiyimay kiydirdi. Onani o'zining bolasini haqiga qilgan duosi ijobat oldi. Garchi bola namozda turib bo'lsa ham onasi chaqirganda labbay demoqdi, ona qarg'odi, onaning duosi ijobat oldi. Garchi farzand solih taqvoli kishi jurash bo'lsa ham onasini qilgan qarg'ishimga o'tdi. Bu darslarni alohida dars qilib o'tganmiz, lekin uni kelganda keltirib o'tamiz. Imom Buxoriy va Muslimdan keltiriladi Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Lam yetekellem fil mahdi illa thalathatun. Isa ibn Maryam ve sahibu Cüreyc. Beşiyde turup fakat üçte çakalak yapırken. Bittesi İsa ibn Maryam, ikincisi Cüreyc'in sahibi, üçüncüsü ashabı Luhdud'deki çakalak. Cüreyc takvali abid kişiydi. Özünün savması, ibadet hanesi vardı, barıp tünükünü ibadet deydi. Takvali, salih insan. Bir günü namazda turgeni de, nafil namazda turgeni de, anası gelip, ey Cüreyc deyip çakırdı. Cüreyc ikkilendi. Labbey desem mi kim? Ya namazım devam etkiz olsam mı kim? Parvardigor, namazım onam dedi. İkkilendi, ona ketdi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin onasi kelib turib, yana ey Cüreyc dedi. Yana ikkilendi. Onam, namazım, nima qilsam mı kim dedi. Ona ketdi. Namazda turibdi. Üçüncü marta kelib, ey Cüreyc, cevap vermedi. Namazda turib cevap vermedi. So'ngra onasi undan norozi bo'lib uni qarg'adi. Parvardigor, uni fohishalarning yuzlariga qaramasidan avval o'ldirmagin dedi. Banu Isroil Jurayjni uni ibodatini zikr qilishdi. Bu Banu Isroildan edi. Shunda ularning oldida bir chiroyli bag'iy ayol bor edi, fohisha. U aytdi, "Agar xolasanglar, men Jurayjni sizlar uchun fitnalantirib beraman." Bu fohisha Jurayjni oldiga keldi. O'ziga oro berib, u yoqdan o'tdi, bu yoqdan o'tdi. Jurayj haqiqatan taqvoli inson edi. Unga parvo qilmadi, qaramadi.
onu savunmasından nariga bordi da bir choponga o'zidan imkon berdi. Zino qildi. So'ngra homilador bo'lganidan keyin tug'dida tuhmat qilib bu bola Jurayjdan dedi. Qavm Jurayjni oldiga kelib uni ana shu savunmasidan chiqarib olib rosa urishdi. Savunmasini buzib tashlashdi. Ey nima qilyapsizlar? Meni nimaga uryapsizlar? Sen bag'iy bilan zino qilding. U tug'di. Sen bizi yolg'on taqvoyim bilan aldayotgan ekansan. Shunda haligi Jurayj bola qani dedi. Tug'ilgan bola. Olib kelishdi. Meni solimni qo'ylar namoz o'qidi. So'ngra duo qildi Robbisiga. Bolani qorniga Jurayj qo'lini qo'yib turib, "Ey bola" dedi. "Seni otang kim?" dedi. Shunda Alloh taoloning bir unga ko'rsatgan karomati yuz berdi. Bola aytdi, "Falonchi cho'pon" dedi va tildan qoldi. Shunda Jurayjni urib, hozir savunmasini buzib tashlagan qavmi endi kelib kechirim so'rab, qo'llarini o'pib yuzlariga surtishni boshlashdi. "Endi biz senga savunmani oltindan qilib beramiz. Allohga shunaqa yaqin banda ekansan. Loydan bo'lgan avvalgi holatiga keltirib beringlar" dedi. Yana bir rivoyatda savunmasini oldiga qaytib kelganida kuldi. Odamlar "Nimaga kulding?" deb so'rashdi. "Onamni qilgan menga duo ibodatidan kuldim" dedi. Birodarlar, nafl namozda turgan bola onasi chaqirganda labbay deb javob qilishlik kerak bo'ladi. Chunki onani xizmatda turishlik vojib bo'lsa, nafl namoz nafilidir. Shuning uchun ota-onasiga sunnatga amal qilyapman, dinga xizmat qilyapman degan da'vo bilan qattiq gapirayotgan, ota-onasini norozi qilib qo'yayotgan taqvo qilyapman deb ukalar yaxshilab bilib olinglar. Agar siz farz namozda turgan bo'lsangiz, namozni o'qiysiz, tezroq o'qib labbay deysiz. Agar nafl namoz o'qiyotgan bo'lsa, chaqiradigan bo'lsa, namozini buzishligi to'g'ri bo'ladi deydi ulamolar. Qarang, bu taqvoli bandachi, u haligi to'g'ri kelgan qalang'i Hasanga farzand emas edi bu. Taqvoli edi, ammo onasi norozi bo'lib qarg'odi, qarg'ishi o'tdi. Namozini yengil tugatib, chaqirig'iga labbay deb javob berishi to'g'riroq bo'lardi. Farzand ota-onasini qachon dilini ortib qo'yganligini bilmaydi. Qaysi ishidan norozi bo'lib qolganligini bilmaydi. Qachon oq bo'lib qolganligini bilmaydi. Va natijada hayotida bironta bir yaxshi kun ko'rmayotganligiga guvoh bo'lasiz. Xayr ehsonlarni qiladi, jamoatdan duo oladi. Ammo buni boshiga kelayotgan musibatlar ota-onasiga oq bo'lganligi uchun kelayotganligini o'ylab ham ko'rmaydi. Uyingda turibdi birodar, onang bilan otang senga eng duosi kerak bo'lgan odamlar. Bu jamoat turaradi, otang o'tib ketgandan keyin ham, ammo ular ketib qoladi. Hozir ota-onalar hech qaysi namozingni buz demaydi birodarlar. Namoz o'qiyotgan bo'lsa indamay ketadi. Hech qachon qarg'amaydi. Ammo shunaqa bo'lsa ham farzandlar ota-onalariga yetarli bir chiroyli munosabat qila olmaydi. Volidalariga oq bo'lish sababli qancha odamlarning boshlariga musibat yog'ilib yotibdi, lekin buni asl sababi ota-onasiga oq bo'lganligini ular bilishmaydi. O'z otasidan voz kechishlikning gunohi. Kishi o'zini otasidan voz kechib, "Men seni bola emasman, men falonchining bolasiman" deyishi yoki tuhmat qilib, "Men falonchining bolasiman" deb turib o'zini shunga nisbatlashligi gunohi kabiralardan. İmam Buhari ve Müslim'den keltirilgen hadis Arakim Numalik yoludan rivayet kılınadı. O Arak. Abu Hurayra'nın şundayı degenini eşitti. Abu Hurayra radıyallahu anh aytadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundayı dediler. La targabu an abaikum. Femen ragibe an abihi fehuve kufrun. Otalar ilerden yüzü girmeyler. Vazgeçmeyler. Kim özünün otasından yüzü girse bas o kişi ya ki ana şu iş küfürdür. Otasidan voz kechishlik kishini kufrga olib boradi deyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Imom Buxoriy va Muslim keltiradi Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhudan. Bu kishi aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday deganlarini ikki qulog'im eshitdi va qalbim angladi. Rasululloh shunday dedilar. Man idda'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lamu annahu ghayru abihi fal jannatu alayhi haram. Kim bir kishini o'zini otasi emasligini bilib turib,
özünü şu kişiye nispetlese, bas bu kişi için cennet haram buladı. Beledi otası maslakini ana polançını. Üç polançı beni atam dedi mi bilip durup, bana şu beni atam polançı deyen, yalgın çeke, cennetini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haram diye yaptılar. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, in takunu salihine fe innehu kana lil avvabine gafura. Bu ayetini okuduk. Şimdi bundan anladığın hulasalar, faydalar. Allah subhanahu ve ta'ala bana İsra suresi de şunday merhamet kıldı. Bir neşemette okuyup okuduk. Yani okuramız. Çünkü atana bulan muamele kılıçliğini buradalar asas kısablanadı şu ayetler. Estaizu billah. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Imma yablug'anna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Agar ularning birovi yoki har ikkisi sening qo'l ostingda keksalik yoshga yetsalar, ularga qarab uff tortma va ularni jerkima. Ularının sözünü kaytarma, ularga daim yaxşı sözünü yapar. Uf degen sözde ettik, ulamalar, yaşırın, hunik, hakaret. Yaşırın, mahfi, hunik, sökünüşlik de tafsir kılıçtı. Ular için mehribanlık bilen, horlik kanatını pas tut, hakisar bol ve parvardigarım, meni ular gödeklik çağımdan terbiyelep üstürgenleri dek, sen ham ularga rahim şefkat kılgın de, haklarga dua kıl. Hatta nima deb duo qilishimizni ham Rabbimiz o'rgatyapti. Solih farzand doim ota-onasini xizmatida turadi, yaxshilik qiladi. Ammo ba'zida bu solih farzand ham odamda malollanganidan, charchaganidan, ota-onasidan biror bir nojo'y so'z yoki fe'l sodir bo'lsa, uf tortib qo'yishi mumkin. Ha, solih farzand ham odam hozir aytdik. Undan ham bu narsa sodir bo'lishi mumkin. Ammo bu bilan u aziyat yetkazmoqchi emas edi. To'satdan chiqib ketdi. Allah Azze ve Celle bu farzandını salih ekenliğini biledi. Bu farzand bana şu bahalatını, bahalatını hata akıldı. Allah Teala yaptı. Eğer salih bu şeyler, Allah bunu diye bandalarını, hatalarını keçerledi de böyle yaptı. Hiç kim aydamıydı değil mi? Hiç kaç uf demeyen bende. Madem ki kas kılınmadı mı? Madem ki şu çıkıp gitkenden ki ökündüz mü? Ümit kılamız Allah Teala avuk kıldı bana şu günahınızda. Ama bu salih farzandını başka farzandlardan, talih farzandlardan farkı, özüden hata sadır boyanda bunu düşünedi, nadamat çekedi, istiğfar etedi, bunu bende Allah'ın rahmetten namid olması gerek. Ey insanlar, dedi Allah Teala, parverdigaringiz, dillerinizdeki sırlarınızın cüde yakşı bilgi uçudur. Bir mette uf deyip çıkıp gitti, lakin atanızge hakikaten yakşı yıkılı uçsuz. Ya ki hiç kaçan uf demeyensiz. Ama otanızga nisbatan kalbinizde hiç narsa yok yaxşı. Allah deyipti, mana şu kalbidagi narsani biladi. Eğer sizler yaxşı bo'lsangizlar, yani madem ki içiler ya toza bo'ladigan bo'lsa, zira u tavba qiluvchilarni mag'firat etuvchi bo'lgan zotdir. Shuning uchun farzandlar, agar ota-onani haqida xato qilgan bo'lsak, dilini ortib qo'ygan bo'lsak, noumid bo'lmaylik. Madem ki istig'for aytarkanmiz, o'kinarkanmiz, bu ishga qatmayman deb azm karar kılarken biz ümit kılamız, parvardigorimiz bunu avf kılıçta gelir. İmam-ı Kurtubi Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabbiniz kalbinizdeki nesalını bulucu ayeti de şunday deydi. Nimani biladi Allah? Kalbimizdeki nimani biladi? Ata anamızı uluh saniyemiz mi, sanamiyemiz mi kalbimizde? Ularını ikram kılamız mı, yok mu? Ularını kadrigi yetemiz mi, yok mu? Ula ki ah bulamız mı yok mu? İçimizde yine seni biladı. Çünkü Allah Teala ki bir an bir nerse mahfimez. İnnehu alimun bidati sudur. Elbette o kalplerini tahta gideki bu nerselerini buluşu bu genzattır. Şunun için aynen farzantlardan bana şimdi bir ota anasını rancıdık bu işteki sadır bu gen bosa otası üyden hedef çıkar gen bosa onası narazı olup yapırmayken bosa, boldu, men tügedim deyip özüge hükümde çıkar olmasın. Çünkü kılıngan günü harkınca katta bulmasın, madem ki tavba kılarken, ben de Allah da Allah gafuru rahim bugün zordur. İhtimal vardır.
ihtimol bordir. Endi ota yoki ona nimadan norozi bo'lyapti? Nimaga qarshi bo'lyapti? Buni ham bilishni kerak. Ayrim ota-onalar bor, din-diyonatdan uzoq, farzandlarini gunoh ma'siyat qilishlikka buyursa, itoat qilmasa oq qildim deyishi mumkin. Bunaqa oq qilgan o'tmaydi. Yoki farzandi bir qandaydir shariatda buyurilgan, shariatda amr qilingan ishni qilsa, shuni qilsang rozi emasman deyotgan bo'lsa, holatga qaraladi birodarlar. Ota-ona doim haq bo'lavermaydi. Ota-ona ham har xil farzand xalqi bo'lganidek. Avvalgi darsimizda aytib o'tdik-ku. Qachon ota-onaning gapini qaytarishi mumkin? Qachon ota-onaning so'ziga itoat qilmaslik mumkin? Mana shu narsalardan xabardor bo'lishingiz kerak. Tuppa tuz yashayotgan xotiningizni oning qo'y deyek, onangiz qo'y deyotgan bo'lsa, qo'ya olmaysiz. Onam aytdi, bo'ldi, qo'ymasam bo'lmaydi ekan. Unaqa emas. Qaraladi, bu kelinni haydashlikka shariat ruxsat bergan sabablar, uzrlar bormi? Yo'q bo'lsa itoat qilinmaydi birodarlar. Chunki Alloh taolo yomon ko'rgan narsa bu taloq o'zi halol qilib qo'yib turib. Taloq berishga ruxsat bergan, ammo o'zi yomon ko'radi taloqni birodarlar. Tushunarlimi? Mana hatto oq bo'lgan farzand. Ota-onasi haqiqatan oq qilgan. Shu farzand modomiki ota-ona tirikmi? Noumid bo'lmasin. Noumid bo'lmasin. Kishilar har qancha katta gunoh qilsin, agar orqasidan tavba qilaman desa, Alloh taolaning tavba eshiklari ochiq. Mana shu mavzuga tegishli bir ikkita yoki uchta oyat o'qiymiz. Qur'onda gunoh kabiralar va ularga beriladigan jazo zikr qilinadi va mana shuni orqasidan tavba eshigiga ham ishora qilinadi. Hatto gunoh kabira qilgan bo'lsa ham o'lmay turib tavba qilsa Alloh kechirishiga ishora. Birinchi oyat. Astagfirullah. Billah. Innama jazaul ladina yuharibuna Alloh va rasulahu va yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim va arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al ard. Zalika lahum khizyun fid dunya va lahum fil akhirati azabun adim. Albatta Alloh va payg'ambarga qarshi urushadigan va yerda buzg'unchilik qilish harakatida yuradigan kimsalarning jazosi o'ldirilish, yo dorga osilish, yo oyoq qo'llari teskarisiga kesilishi, yoxud o'z yerlaridan surgun qilinishidir. Bu jazo ular uchun bu dunyoda rasvolik, sharmandalik bo'lur, oxiratda esa ular uchun ulug' azob bordir. Gunoh kabiralar aytildi, ularga beriladigan jazo aytildi, endi davomini qarang oyat. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Magar sizlar qodir bo'lishingizdan ilgari, ya'ni sizlarni qo'lingizga tushib qolib, taslim bo'lib qolishingizdan ilgari tavba qilishgan bo'lsa, bilingizki, Alloh mag'firatli, mehribon zotdir. Qatl qilinadi, osiladi, kesiladi, yurtidan haydaladi. Agar tavba qilsa, Alloh bo'ladi kechiradi, deyapti. Demak, ota-onasiga oq bo'lib qolgan farzand modomiki tirik ekan ota-onasi bunga ham tavba eshigi bor. Benamozlar haqida. Astag'fir billah. Fa xalafa min ba'dihim xalfun adaus solata va tabaush shahawat fa sawfa yalqawna hayya. So'ng ularning ortidan namozni zoyi qiladigan va shahvatlarga beriladigan kimsalar o'rinbosar bo'ldilar. Endi u o'rinbosarlar albatta yomonlikka, ya'ni yomon jazoga yo'l qurdilar. O benamozlikni jazosi aytilindi. Benamozlikni gunohligi aytilindi. Uning orqasidan jazo aytilindi. Uning orqasidan illa man taba va amana va amila soliha fa ulaika yadkhuluna al-jannata va la yuzlamuna shay'a. Magar iymon keltirib, yaxshi amal qilgan zotlargina azobga duchor qilinmas, balki ular jannatga kirurlar va biron zulm qilinmas. Gunoh kabir aytildi. Uning orqasidan jazo aytildi. Uning orqasidan tavba eshigi borligi aytilindi. Yana qaytarib aytamiz. Ota-onasiga oq bo'lgan farzand modomiki tirik ekanmi? Noumid bo'lmasin. Roziligi intilsin, Alloh kechiradi. O'tib ketgan bo'lsa-chi? Bu ham noumid bo'lmasin. Modomiki shu oq bo'lishligi, johilligidan, ilmsizligidan, bu narsalardan bexabarligidan bo'lgan bo'lsa, Allohga ko'proq istig'for aytsin. Ana shu o'tib ketgan ota-onasini qarindoshlaridan, do'sti birodarlardan ko'p xabar olsin, Allohdan duo qilib so'rasin. Umid qilsin, noumid bo'lmasin. Vallazina la yad'una ma'allohi ilohan axor.
وَلَا يَخْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَعْمَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا Yine günah kebirleri aytilini yaptı. Ular Allah bilen birge biron ilohga iltijo qilmaslar ve Allah öldürüşünü haram kılgen biron canını nohaq öldürmezler hem de zina kılmazlar. Kim mana şu günahlardan birontasını kılsa uqubatga duchor bo'lur. Qiyomat kunida uning uchun azob bir necha barobar qilinur va u joyda xorlangan holda mangu qolur. Magar kim tavba qilsa va iymon keltirib yaxshi amallar qilsa, bas Alloh ana shu o'shalarning gunohlarini, yomonliklarini yaxshilik savobga aylantirib qo'yur. Chuqur egalari, ashabul hudud. Bu qissadan hammamiz xabarimiz bor. İmon keltirganliklari uchun mu'minlarni ana shu zolim podshoh iymondan qaytarishlik uchun azobladi. Qanday qilib azobladi? Chuqur kavladi, o'tinlarni sol to'ldirib, katta bir gulxanni yoqdi, chuqurga olovga uloqtirdi. Alloh azza va jalla bular haqida xabar beradi. Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Albatta mu'min va mu'minalarni fitnaga solib, bu qilmishlaridan tavba qilmagan kimsalar uchun jahannam azobi bordir va ular uchun o't azobi bordir. Shu ishni qildi, tavba qilmay o'tib ketsa. Demak, shu ishni qilib turib, orqasidan tavba qilib to'xtasa, bularning ham tavbalari qabul qilinadi. Ota-onaga oq bo'lishlik gunoh kabira. Endi mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy va Muslimdan keltirgan hadisda shunday deydilar: "Ala unabbikum bi akbaril kabair." Eng katta kabiralarni, eng katta gunohlarni xabarini beraymiman. Hadisning roviysi aytadi, biz ha dedik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Al-ishroku billah va huququl validayn va shahadatuz zur. Allohga shirk keltirishlik, ota-onaga oq bo'lishlik, yolg'on so'z, yolg'on guvohlik dedilar. E'tibor bersiz, ota-onaga oq bo'lishlik qaysi gunohdan keyin keltirilyapti? Shirkdan keyin. Avvalgi oyatlardan o'qidik. Birrul validayinga Alloh taolo buyurdi, tavhidga buyurishlikning orqasida. Boshqacha qilib aytamiz. Alloh taolo tavhidga buyuriblar, orqasidan birul validayinga buyurdi. Shirkdan ehtiyot bo'linglar deb buyurib turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam orqasidan ota-onaga oq bo'lishdan ehtiyot bo'linglar deyapti. Demak, bu amallar qanchalar ulug', muhim amal ekanligi bu narsa dalolat qiladi. Ota-onaga oq bo'lishlik gunoh kabira. Ammo onaga oq bo'lishlikni gunohi kattaroq. Otaga oq bo'lishlikdan ko'ra. Chunki meni chiroyli suhbatimga eng haqli odam kim yo Rasululloh deb so'raganlarda Nabiy sollallohu alayhi vasallam onang dedi. Kimga yaxshilik qil dedi? Rasululloh onangga yaxshilik qil, onangga yaxshilik qil, onangga yaxshilik qil, otangga yaxshilik qil. Demak, onalarga oq bo'lishidan ko'proq ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ona ayol kishi bo'ladi. Ayol kishi esa zaifa bo'ladi. Demak, ko'proq yaxshi muomalamizga muhtoj bo'ladi. Bu haqida avvalgi darslarimizda aytib o'tdik. Bir zolim o'ziga o'xshagan kuchli odamga zulm qilsa, uni gunohi ham gunoh. Endi mana shu zolim o'zidan zaif bo'lgan insonga zulm qilsa, buning gunohi og'irroq. Zaiflarga qilingan zulmning gunohi og'irroq bo'ladi. Umumiy suratda oq bo'lishdan qaytarilganmiz ota-onaga, ammo onaga oq bo'lishidan xususan qaytarilganmiz. Imom Buxoriydan keltiriladi bu hadis. Mughirat ibn Shu'ba radhiyallahu anhu dan. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Inna Alloh harrama alaykum huquqal ummahati. Albatta Alloh taolo sizlarga harom qildi. Nimani? Onalarga oq bo'lishlikni. Va man'an wa hati. Ularni haqlardan man qilishni va haqing bo'lmagan narsani ulardan talab qilishni. Va va'dal banati. Qizlarni tiriklarni ko'mishlikni. Va karihalakum qila va qol. Sizlarga karih ko'rdi. Nimani? Mishmishni. Dedi, dedi. Qila va qol. Ona ana debdi, ona mana debdi. Dedi, dedi degan so'zni, ko'p savolni,
hamda molni zoya qilishni karih ko'rdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam onaga oh bo'lishida xossatan mana ta'kidlab aytibdilar sallallohu alayhi vasallam. Mana endi farzandlar. Solih insonlar bilan birga bo'lishsin. Shunga ota-onalar o'zlari ham harakat qilsin. Ota-onasiga zo'r xizmat qilayotgan, ota-onasini hurmatini zo'r ado qilayotgan ulfatingizni ko'rganingizda, o'zingizni unga taqqoslaysizda, qilayotgan muomalangizdan, qilayotgan ishingizdan ota-onangizga nisbatan xijolat olasiz. Yoki aksincha, ota-onasiga oq bo'lishga sabab bo'layotgan ishni qilyapti bir odam. Ko'rdingiz? Bo'lar ekan shunaqa desa ham. Indamasdan keta olmasdan degan fikrga borish mumkin. Qozonga yaqin yursang, agar odam kim bilandir muomala qilishni kerak bo'lsa, albatta solih insonlar bilan muomala qilsin. Xususan biz birodarlar, mana ota-onasi borlar. Ota-onasini duosini olganlar bilan birga bo'laylik. Hozir aytdim. Uni ota-onasiga qilayotgan zo'r muomalasini ko'rib turib, men hech kim emas ekanman buni oldida devoradigan darajada bo'lsin shu birodaringiz. Shundan yuqtiring o'zingizga. Chunki ota-onasini duosini olganlarga yaxshilik yetadi. Ota-onasini qarg'ishini olganlarga yomonlik yetadi. Kimi oldida turishlik siz bilan bizga foydaliroq. Aytinglar-chi, boshiga balo kelganda yonida tursa, siz ham urib ketishi mumkin balo. Yoki xayriyat kelsa, sizga ham yetishi mumkin. Qizini uzatadiganlar, yuzga xardor bo'lib kelgan kishidan yigit haqida so'raysiz. Kandidat kuyov haqida. Nimasini so'raysiz? Nimasini? Birinchi nima ish qiladi deymiz. Agar qizni biron yigitga bermoqchi bo'lsa ota, u haqida o'zi so'rab surishtirsin. Ota so'rab surishtirsin. Ilmi, taqvosi, hunari shunga o'xshagan narsalar so'raladi. Endi so'ralish kerak bo'lgan savollarda yana bittasi u yigit haqida. Ota-onasi bilan muomalasi qanaqa? Nima uchun so'rash kerak buni? Chunki agar ota-onasiga oq bo'lib, ota-onasiga yomon muomaladagi farzand bo'lsa, bunaqalardan uzoq bo'lish kerak, chetlanish kerak. Sababi kamdan-kam holatda bunaqa farzand o'zini xotiniga chiroyli muomalada bo'ladi. Ota-onasini haqqini ado qilib, ota-onasini hurmat qila olmayaptimi? Xotinning haqqini ham kamdan-kam ado qiladi. Qizingiz uni peshonasiga yozilgan rizqini yeydi. Faqat Allohdan qo'rqadigan, bu qizni omonat deb olib, qiyomatda javob beraman deydigan, Allohdan qo'rqadigan o'g'il bola bo'lsa, u ham rizqini yeydi. Faqat xorlamaydigan bo'lsa. Otangizga qanday muomala qilsiz, bolangizdan shunday muomala qaytganligi uchun kama tadin tudan. Qanday ish tutsang, shunda ish tutiladi. Ota-onasiga oq bo'ldimi farzand? Endi uni farzandi ham agar tavba qilmasa bu odam oq bo'ladi. Shuning uchun qizni berayotganda nimani so'rashimiz kerak yani savollar orasida? Shuning uchun safarda bo'ladimi, hazarda bo'ladimi, solih kishilar bilan hamsuhbat bo'lishni intilishlik kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, solih hamsuhbat xuddi mushki ambar sotuvchi, ko'tar yuruvchi kishiga o'xshaydi. Puliz bo'lsa olib foydalanasiz, puliz bo'lmasa eng kamida yoningizdan o'tib kelsa, xushbo'y hididan hidlab huzurlanasiz. Ota-ona bilan muomala odoblaridan. Ularga tikka qaralmaydi, birodarlar. Ularga qattiq nazar bilan qaralmaydi. Ularga ovoz ko'tarilmaydi. Ulardan avval gapirilmaydi. Ular tik turganda o'tirib olinmaydi. Ular qo'lini uzatmasdan turib, taom yoki sharobga farzand avval qo'l uzatmaydi. Avvalgilar yaxshi biladi, hamma kelmasdan turib hech kim tovoqqa qo'l uzatmas edi. Katta boshlamasdan turib, hatto o'zini chinisida yoqatdi ham boshlamas edi. Ota duo bermaguncha hech kim o'rnidan turmas edi. Hozir qanaqa? Telefon, telefon, telefon. Birodarlar uyga borganda o'chirib qo'yinglar shu qurib ketgan zormandani. O'tiringlar, otinglar yuziga qarab. Shunday qarab o'tirsanglar o'zingiz savob bo'ladi. Shunday qarab o'tirsangiz. Tik boqmaslikka dalil Misvar ibn Mahrama va Marvondan ular aytishadi, sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida gapirsa, ovozini ko'tarishmas edi. Rasulullohni ulug'lagan holda hech qachon tikka qarasha olmas edi. Ota-onadan avval gapirmaslikka dalil Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu otasi Umar ibn Xattob bilan Rasulullohning majlisida o'tirgan edi.
Şunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savol soradılar. Albatta daraxtlarning orasida bitta daraxt bor. U musulmonga o'xshaydi. Qaysi daraxt? Biri u dedi, biri bu dedi. Rasululloh xurmo daraxti dedilar. Ibn Umar tashqariga chiqqandan keyin otasi Umar ibn Xattob bilan "Otajon, men xurmo daraxti ekanligini biluvdim. Shu ko'nimga keluvdi. Aytay dedim-u, lekin haybatlandim" dedi. Ya'ni majlisda bu Ibn Umardan ko'ra kattaroq yoshdagi kishilar borligi uchun bu kishi odob bilan, hayo bilan indamay turibdi. Yaxshi, siz bekarasiz, bo'lmagan gap, noto'g'ri aytdingiz. Shat gapini qaraymiz otamiz, onamiz. Bu oddiy narsa bo'lgan bizga. Ota o'zini farzandini ursa yoki so'ysa, farzand hech qachon javob qaytarish kerak emas. Fala taqul lahuma uffin. Bu javob qaytarish emas, ularga hatto uff dema. Çünkü uf deyişlik azar mı? Uf deme. Şimdi kendi kılıp yap kaytarasın. Her kendi halatta hem ota, farzandiga, kopal muamla kısa, katkıdaysa, söksa ya ki ursa, farzand hiç kaçan cevap kaytarmaz diye kereyip oladı. Bu çıralı hulkem, adabkem, torkem idi. Ve bunu de kılıçlik haram oladı. Şimdi otaga yap kaytarışıydı, turu köp. İş büyürgende uf deyiş, cirki veriş, boğma dese boğraman deyiş. Otanı közü git, tikke kardeşlik yakışma söz. Giz arıp karayın mı cindik ola diyor. Ota yeni kadrike, kaçan yetesen? Ota bu yanda yetesen. Farzan deyin, ucu yaş yetküçe, kança sarf aracat kıldın, kança mehnet kıldın, kança maşakkat çektin. Katta kıpo geninden ki közünü çekçeyi parap durgan olsa, şunu da bulasam, otanı çekçeyi geninden, kandı bu yana, ota yana kovalı. Ota yoki ona farzandiga odob berarkan, ba'zida farzandga yoqmaydigan so'zni aytishi mumkin, yoki ba'zi bir farzandga yoqmaydigan fe'lni qilishi mumkin. Shunda farzand nima qilish kerak? Sabrli bo'lish kerak. Imom Buxoriy va Muslim Oysha onamiz roziyallohu anhodan keltirishadi. Oysha onamiz aytadilar, Rasulullohning safarlarini birida edik. Qo'shin to'xtadi. Meni munchog'im yo'qolib qoldi. Onu kıdırışlık bilen Resulullah tohtap kaldılar ve sahabalar hep tohtaştı. Tohta gence orada su yok. Bırak kuduğu dalıyı tohtaşma yani. Yani hiç kimde suam yok. Adamlar Ebu Bakir Sıddık raziyallahu anh'ın aldığı gelip malamat kılıçtı. Kızızlık gençini görmüşsün mü? Ayşenlik gençini görmüşsün mü? Adamlar da tohtatıp koydu su yok cayda. Resulullah'a tohtadı, biz hem tohtadık, su yok, kıylendik. Ebu Bakir Sıddık adamlardan malamat değişti. Kızı Ayşe anamız aldığı geldi de. Ayşe anamız dediler, bu payda Resulullah dedi, beni sonumge başını koyup kuluyat kendiler. Kendi de, ey Ayşe ne kıldın? Adamlar da Resulullah da su yok çünkü tohtatıp koydun. Su yok. Ayşe anamız dediler, otam hakla gençlik yapını yapardı, bakınım ki tutuştu başladı ki. İnne metur oldu Ayşe anamız. Beni kımırlaştığından fakat yine Resulullah'ın başını, beni sonumge koyuyat kendini tohtatıp durganıdı. Hakla gençlik yapını yapardı. Ayşe anamız inlemediler. Yani buralara kanan bula, ota bula, muamula. Doğru da ateye kıptı mı? Ateye kıptı mı? Yok alsın dıptı mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukandılar. Su yok idi. Bana şu vakitte tayammum hakkıdaki ayetler nasıl buldu. Estağfirullah. Fetayammamu su'iden tayyiben femsahu fi vucuhikum ve adikum innallahi kâne afuvan gafura. Su toparlamasangiz, pakize tuprak bulan tayammum kılıp, yüz ve kollarınızı sürtünler, elbette Allah afiyet uçu ve mağfiretli bulgen zattır. Şunda Usayd ibn Huzeyr raziyallahu anhu, Ebu Bakir Sıddık'ını aldı gekelip, ey Ebu Bakir ailesi, bu sizlerine Müslümanlığı bugün birinci berekeyle mez dedi. Yani aşanamızı muncağıp şüphe yanıgı sebepli, Müslümanlığı yengeli bugün tayammum ayetine asılıp oldu. Aladıyan kulasamız, aşanamızda ayıp ateye kımegen bulsayan, otaskeli malamat kısını makli yaptı, biz adalkatlik kılamız özümüz gözümüz. Tartışamız. Men aittim kımaptı. Men şuna dökpem mi? Men kıpem mi? Men deyken ayıp. Ota giyip kater bulmasa ki emradalar. Ota ona giyip olgen şalkat. Salih farzan daim ota anası giyip yakşiliğini rava köredi. Gerçi ular fasıl basayam. Gerçi kafir basayam. Köle de işte koyular. Kafir basayam otayız. Fasıl basayam şirali muamele kılasız. Bu şeriatı büyürüğü. Agar ota-ona fosiq bo'lsa, kofir bo'lsa, solih farzand ota-onasiga eng katta yaxshilikni ravo ko'radi. Hidoyatni,
iymonni, taqvoni. Hech qachon yomonlikni ro'va ko'rmaydi. To'tirik ekan ota-onasini haqqiga duoda bo'ladi. Haqqiga hidoyat tilab duo qiladi. Mana Ibrohim alayhissalom, Halilur Rahman, Allohning halili. Otasiga murojaat qilar ekan, kofir otasiga murojaat qilar ekan, otajon, otajon, otajon deydi. Astag'fir billah. Vazkur fil kitabi Ibrohim innahu kana siddiqan nabiyya. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ushbu kitobda Ibrohim qissasini zikr qiling. Dar haqiqat u juda rostgo'y payg'ambar edi. إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إسلام او otasiga ey otajon nega siz eshitmaydigan, ko'rmaydigan va biron sizga foyda yetkaza olmaydigan butki ibodat qilasiz? Nasihatmas savol. Nasihatmas savol. Ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ey otajon, dar haqiqat sizga kelmagan ilm ma'rifat menga keldi. Bas siz menga ergashing, sizni haq yo'lga hidoyat qilurman. Ya abati la ta'budi shaytona inna shaytona kana lirrohmani asiya. Ey otajon, siz shaytonga ibodat, qullik qilmang. Chunki shayton Rahmonga osiy bo'lgandir. Ya abati inni akhofu an yamassaka azabu minarrohman fatakuna lishaytoni waliya. Ey otajon, haqiqatan men sizga Rahmon tomonidan azob yetib, do'zaxda shaytonga do'st bo'lib qolishingizdan qo'rqurman degan. Payg'ambar bo'lgan Ibrohim Halilulloh kofir bo'lgan otasiga otajon, otajon, otajon deydi. Demak, hech qachon haqqingiz yo'q qattiq gapirishlikka, ularga jilkib qo'pol muomala qilishlikka. Tushunarlimi? Otasidan shikoyat qiladigan bolalar bor-da. Otam anaqa, otam anaqa. Musulmon seni oting. Faqat haq tushunmayapti hozir. Qo'yib tur ozgina. Ana shu kofir otasi Ibrohim alayhissalomdan. Vafot etguniga qadar haqqiga istig'for aytib duo qildi. Qachonki Alloh taolo otangizga istig'for aytmadi buyurganidan keyin, shundan keyin to'xtadi. Astagfirullah. Wa ma kana istighfaru Ibrohim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha. Ibrohimni o'zini otasiga mag'firat so'rashi faqat unga va'da berib qo'ygan uchun bo'lgan edi. Sa'astag'firulaka robbi degan edi. Ibrohim alayhissalomga gapi xulosa olmaganidan keyin, payg'ambarning gapiga xulosa olmaganidan keyin omon bo'ling. Sizni haqqingizga Parvardigorimdan mag'firat so'rayman degan edi. To Alloh man qilmagunicha istig'foratni davom etdi. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra minhu. Inna Ibrohima la'awwahun halim. Endi qachonki unga otasi Allohning dushmani ekanligi ma'lum bo'lgach, unday butunlay tondi, albatta Ibrohim ko'ngilchan va halimdir. Salomun alayk, omon bo'ling. Sizga mendan bironta bir azor, aziyat, sizga yoqmaydigan biror ish sodir bo'lmaydi. Garchi nima bo'lsangiz ham kofir bo'lsangiz ham. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalarining hayotidan misol oladigan bo'lsak bunga Abdulloh ibn Ubay ibn Salul, Madinadagi munofiqlarning eng kattasi, raisi. Shu Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning o'g'li Abdulloh. Ubay ibn Salulning munofiq ekanligini hamma bilar edi. O'g'li Abdulloh ham bilar edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam ham bilar edilar. Ammo munofiqligi aniq bo'lib turgan otasiga Abdulloh qanday muomala qildi? Uni o'g'li Abdulloh otasi o'lganda qanday yo'l tutdi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu munofiqning janozasiga bordilar sallallohu alayhi vasallam. Keyinchalik bunday qilishlik mumkin emasligi haqida oyat tushdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytib bu ishni takrorlamadilar. Imom Buxoriy va Muslimdan keltiriladi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan. Abdulloh ibn Ubay ibn Salul vafot etdi. Uni o'g'li Abdulloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Yo Rasululloh, ko'ylagingizni bering. Sizni ko'ylagingizda men otamni kafanlayman. Janoza namozini o'qing, uni haqqiga istig'for ayting" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu munofiqlarning raisini janozasiga bordi. Munofiq bo'lib o'lib ketgan otasini ham Abdulloh ibn Ubay ibn Salul o'g'li
Rasulullah'tan bana şimdi bir muruvatını, ikram kılışını soru yaptı. Kimge? Münafık atasıya. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu münafıkka cenaze okuması boyanları da Ömer ibn Hattab gelip Rasulullah'ın tartıp alıyor. Ya Rasulullah ne cenaze okumayın bunge. Bu münafık bu. Kendi kılıp bunge okuyorsunuz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Allah da Allah'ın bence ihtiyarını bilgen. İstagfirlahum, evvela testagfirlahum. Hahlen ularge, münafıklarge, istiğfar etin, hahlen etmeyin. İn testagfirlahum, seb'ine marvatan falan yagfirallahu lahum. Siz ularge 70 metri istiğfar etkeniz diyen, Allah ularını herkes mağfiret kılmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki, münafıklarını brandasını cennetsizliğe varmayanlar, ularına hakkıya istiğfar etmeyenler. Bizge malum oladı ki, münafık bugün otasıya Resulullah'ın terbiyesini ögen sahaba ne kıldı? Çıralı muamelesini koyuyordu. Bazı ülkelerimiz şu otalarına, onalarına bir yakşiliğe rava köredi, barıp durup Allah için nasihat kısa gep kaytar veredi, onaları cirki veredi, inekin kopallı köredi. Burada onezi otezge nasihat kıyan paytizde onlardan sizge yahmediyen söz, fiil, sadır olsa siz bunge özizli, içizliğe tuyg'ularingizdan kelib chiqib turib muomala qilishga haqqingiz yo'q. Agar Alloh uchun nasihat qilayotgan bo'lsangiz, ko'tarasiz. Qaytarib aytaman, Alloh uchun nasihat qilayotgan bo'lsangiz, ko'tarasiz. Va yana halim, muloyim muomalangizni qilaverasiz. Tushunarlimi? Abu Hurayra roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ulug' sahobalaridan. U kishining onasi mushrika edi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı kelip, müşriki anasının hakkındaki dua kılışını sorandı. Bu hadisini İmam Müslim özünün sahihine geldirdi, Abu Hurayra radıyallahu anh'dan. Abu Hurayra dedi, müşriki bugün onamını İslam'a davet kılardım. Onam kabul kılmasıdı. Bas onamını bir günü nasihine davet kılgenimde, İslam'a davet kılgenimde, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şahane doğru kemiyen yaptı, yapıyor vardı. Rasulullah'ını hakarat kıldı. Men yığılıp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı gelip, ya Rasulullah, anamını davet kılardım, lakin anam daim boş tartardı. Bugün hem davet kılsam, sizi hakkızge doğru kemiyen yaptı, yapırdı. Ya Rasulullah, Abu Hurayra'nın anasını hidayet kılışını sorup, Allah'a dua kılayım, dedim. Bas Rasulullah dua kıldılar. Allahümme ihdi ummi Abi Hurayra'ta. Parvardigar, Abu Hurayra'nı, anasını hidayet kıyın. Resulullah'ın duasından katlı kursan bulup, üyüge kaytıp vardım. Eşik aldı yetkenimde, içkeride anamın ayak tavuşunu eşittim. Anam, orninde duruyor Abu Hurayra dedi. Ben tohtadım, içkereden suun avazı eşitildi. Anam yuvunup, kiyimini kiyip, romalını uğrap, eşiğini açtı da, Abu Hurayra, İnni eşhedü en la ilahe illallah ve anne Muhammed Resulullah deyip Müslüman bugünü yine etti. Ben kursançlıktan yığladım. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı varıp, ya Resulullah kursan bulayım. Allah duayızı icabat kıldı. Ve Abu Hurayra'nın anasını hidayet kıldı dedim. Resulullah Allah'a hamd etti. Ben ya Resulullah dua kılayım. Menge ve anamge mumun bendelerini sevimli kısın. Meni ve anamla ham mu'minlarga sevimli qilsin. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qildilar. Allohumma habbib 'abidaka hada. Parvardigor, mana bu bandangni va ummahu va uni onasini mu'min bandalarga mahbub qilgin. Ularga ham mu'minlarni mahbub qilgin deb duo qildilar. Mana shu duodan keyin, Abu Hurayra aytadi, men haqimda eshitgan yoki meni ko'rgan mu'min borki, albatta meni yaxshi ko'radigan bo'lib qoldi. Xulosa, mushrika bo'lgan onasining haqqiga Abu Hurayra roziyallohu anhu payg'ambarimizdan duo so'rayapti. Va o'zi doim lutf bilan chiroyli muomala qilyapti. Xulosa, otangiz, onangiz kim bo'lishidan qat'i nazar, faqfid lahum janahal zul minar rahmati. Xokisorlik holatini qanday qilasiz? Past tutasiz. Agar qilayotgan boshqa amallaringizni savoblari xabarda bo'lib kelishini xolamasangiz, yuzdagi jannatingizni o'ng va chop eshigini ehtiyot qilasiz. Ikkala eshigi borlar muborak bo'lsin. G'animat bilaylik. Ana, Oysha onamiz roziyallohu anha.
otası Abu Bakr Siddiq. Odamlar Abu Bakr Siddiqni yomon ko'rib qolmasliklarini xohlab, Oysha onamiz payg'ambarimizga bir necha marta so'zini qaytardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam betob bo'lib qoldilar, kasali qattiq bo'ldi. Shu vaqtda uzoq buyurdilar, buyuringlar Abu Bakr odamlarga namoz o'qib bersin. Endi Rasululloh tirik turib odamlarga imomlikka o'tsa, odamlar shu odamni yomon ko'rib qolishi mumkin edi. Rasululloh tirik turib o'rniga turib oldi edi. Oysha onamiz shuni o'ylab turib, "Ya Rasululloh, Abu Bakr qalbi yumshoq kishi. Sizni o'rningizga tursa, namozni o'qiy olmay qoladi." deb Rasulullohning gapini qaytardi. Rasululloh parvo qilmasdan, "Buyuringlar, Abu Bakr odamlarga namoz o'qib bersin." Oysha onamiz yana so'zini takrorladi. Üçüncü madde Rasulullah aittiler, buyuruyorlar, Abu Bakr adamlarına namaz okup versin, elbette siler dedi ayollar, Yusuf'un savahipler siler. Yani Yusuf'un hemen şimdi bir makiri yükseltgenler kimler? Siler yoşugen ayollar. Bas Abu Bakr'ın huzuruna elçi gelip Rasulullah'ın buyruğunu yetkizdi, o adamlarına imamlık kıldı, Rasulullah s.a.v. hala treyliyip aittiler. İmam Buhari özünü mağazı kitabı da keltiredi, Ayşe anamız aittiler, men bu işte Rasulullah'a bir neçen metin müracaat kıldım. Adamlar Rasulullah tri turup uzatını onunla turup agen adamını yaman körüp kalışları mümkünlüğe yine beni meneşle kılıçge mecbur kıldı dedi. Demek farzan ata anasıge daim yaşlıydı rava köredi. Salih farzan. Ular ki etadigen kerih aziyetini bolşigini haklamaydı. Oğlum abarıp geledi, turup duruyorlar dedi. Sket olayın, oğlum yetkizi verelim deydi. Gitti o adam, siz geldiniz. Oğlum palancını palancına sesini obar ver, palancıya gel. Hadi. Ben çarçarıp geldim. Ha, bola diyor. Oteyizi, buraya bilgen vadasını bacarmasligiz, boş tartışligiz kodur bulup durup. Ah, buluşligiz sabah bu boladı. İyi gittiler. Ha, bak da Türk duradı. Bizden işimiz çıkanı, manakı gelip, yok. Dadeyiz ne madı oldu? Oğlum kesi abarıp gelir de, yok ki oğlum kesi sizi abarıp gelir de gene de. Şunlar değil mi? Allah saklasın buradırlar. Bir yengil sene meyleyik. Namaz okuyken de kaç ihtiyat bulamız taharatta, nuksanı bakmasın. Kimimizi fakizeliği de, kıblanı topişliği de, namazı özü türken de kaç ihtiyat olamız namazımız doğru bulsun de. Ama ata ana bulan kılıyken muamele demişken kuşuyor bulamız mı? Bizi ata analarımız bizden köpmesi talep kımıydı. Farzand özünün ota-onasını qarg'ishidan ehtiyot bo'lishi kerak. Duo-ibodat qilishidan ehtiyot bo'lishi kerak. Ayniqsa ota-ona agar solih odam bo'lib turib, sizdan nohaq muomalani ko'rib turib, sizdan zulm ko'rib turib duo-ibodat qilsa, agar bu duosi ijobat bo'ladigan vaqtga to'g'ri kelib qolsa, aniq xor bo'lasiz. Bizi otalarimiz, bizi onalarimiz seni oq qildim demaydi, milliontadan bittasi aytadi. Lekin unaqa deyish shart emas. Unaqa deyish shart emas. Ana Jurayj qissasini ko'rib chiqdik. Taqvodor, solih banda Jurayj namozda, nafil namozda turganida onasi kelib chaqirdi. Yomon ish qilmayotdi, bekarchilik qilmayotdi, namozda turdi. Ammo nafil namozida. Onasi kelib bir necha marta chaqirdi, namozini buzmadi, nafil namozini buzmasdan turaverdi. Parvardigor nima deb duo qildi? Uni yuzini fohishalarga qaratmasdan turib jonini olmagin dedi. Qarang, Jurayj shunday solih insonki, tuhmat qilinganda haliga go'dak bolani olib keldi. Allohga duo qilib turib, qo'lini qonniga tegizib, bola chaqaloq bolani. Seni otang kim dedi? Bola gapirdi. Alloh karomat bergan darajada, karomat olishing maqomidagi solih inson edi, vali edi. Ammo uni ham onasi qarg'aganda duosi o'tdi. Tushunarlimi? Endi bu yerda qarg'ishidan ehtiyot bo'lish kerak deb aytdik. Nima sababdan? U onani, otani duosi ijobat bo'ladi ustingda qilgan qarg'ishi, duo ibodati. Birinchidan ota-ona bo'lganligi uchun, ikkinchidan solih inson bo'lganligi uchun. Modomiki gunohga buyurmayaptimi, itoat qilamiz. Ammo shunaqa ota-onalar ham bor. Bor, araqabga ber deydi. Yig'ishtir namozingni deydi. Buni onga mana qilsang bo'lmaydimi deydi. Bora shu xotalar ham. Hali bor, sababi avvalgilardan qolgan hali
hani domlalarni masxara qilib, dindorni ko'rgan, zizvasa qiladigan, o'zini hali ham taraqqiy topgan deb o'ylayotganlar bor. Urug'izlarda ikkita bor. Hamingizga qarasa chiqadi, yanda chiqib qoladi. Ozgina sabr qilsanglar tugaydi ular. Endi tugaganligini alomati mana shunga olib kelishadi-da. Mana tugadi u ham deb turib. Ammo ota-ona o'zi noloyiq bo'lsa-chi, noqobil bo'lsa-chi, fojir, fosiq bo'lsa-chi ota-ona. Unda nima qilinadi? Unda ham qarg'ishidan qo'rqib turib, nima desa xub deb quloq solmaveradimi? Agar ota-ona gunoh ma'siyatga buyursa, farzand itoat qilmasa, shu ishi uchun ota-ona qarg'asa, bu qarg'ishiga parvo qilinmaydi. Hozirgilar u yaxshi ish ustida qarg'asa hamni parvo qilmayotgan bo'lib ketgan. Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymon keltirib musulmon bo'lganligi uchun onasi chaqirib turib, "Sen Muhammadga kofir bo'lmaguningcha ovqat ham yemayman, suv ham ichmayman, boshingga taroq ham tegizmayman" deb qasam ichdi. Ya'ni seni deb o'lib ketaman. Qarg'ayapti. Yaxshi muomala qildi, ovqat ham keldi, suv ham keldi, quloq solmaganida oxir aytdi. Bitta ekan hali joningiz dedi. Agar meni dindan qaytarishlik uchun 100 ta joningiz bo'lib, 100 tasini qurbon qilganingizda ham men Rasulullohdan yuz o'girmayman dedi. Demak, shu yerda iymondan qaytarganligi uchun, shirkka buyurganligi uchun itoat qilmasa, mana shu ishi uchun qarg'asa, qarg'ish o'tmaydi. Solih farzand Allohdan qo'rqadi. Qarang, ota-onasining roziligiga nimaga intilyapti bu farzand? Alloh rozi bo'lish uchun. Alloh rozi bo'lish uchun ota-onasini xursand qilay deyapti. Ammo ota-onasi gunoh qilsa ham xursand bo'laman desa, bundan Alloh rozi bo'lmaydi. Allohning roziligi ota-onaning roziligidan ustun bo'ladi, birodarlar. Va in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma va sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Mana, agar ota-ona bizni gunohga, ma'siyatga buyursa, shirkka buyursa, nima qilishimiz kerak? Robbimiz buni ham ta'lim beryapti bizga. Agar ular, ya'ni ota-ona seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishga zo'rlasalar, u holda ularga itoat etma. Yagona ota-onaga itoat qilmaydigan joyimiz ota-onamiz bizni gunoh ma'siyatga buyurgani. Buyursa itoat qilmaymiz. Ularga garchi kofir bo'lsalar-da, dunyoda yaxshi muomalada bo'lgan. Yaxshi muomalamiz qila olamiz. Chunki Robbimiz birodarlar kimning solih, kimning toliq ekanligini yaxshi biladi. Kimni pokiza, kimni habis ekanligini yaxshi biladi. Alloh taolo pokiza insonlarning duosini ijobat qiladi. Pokiza ota-onaning duosini ijobat qiladi. Fahsh munkarga botib qolgan ota-onani nohaq o'rinda farzandini qarg'aganligi hech qachon o'tmaydi. Bunga g'am ham qilmaslik kerak, bunga o'ylanmaslik kerak. Buni ota-onaning haqqiga duo qilishlik kerak xolos. Va sabr qilinadi. Ota-onadan o'zini haqqiga farzand istig'for aytishini doim so'rashligi kerak. Chunki ota-onani farzandi ustida qilgan solih duosi, duoi xayri ijobat bo'ladi. Har qancha farzand ota-onasiga itoatkor bo'lmasin, har qancha zo'r muomala qilmasin, hech qachon ota-onani haqqini ado qila olmaydi komil suratda. Yigitlar, yaxshilar shuni bilib olaylik. Ming avliyo bo'lib ketganimizda ham, ming farishtadek muomala qiladigan bo'lib ketganimizda ham ota-onamizni haqqini ado qila olmaymiz. Kalla lamma yaqdi ma amara. Yo'q. U Alloh o'ziga buyurgan narsani ado qilmadi. Biz Robbimiz buyurganiga hech qaysi amalni qila olmaymiz. Namozimiz ham chola. Ro'zamiz ham chola. O'qiyotgan Qur'onimiz ham nuqson kamchilik yetarli. Hamma amalimiz noqis. Shularning qatorida ota-onaga chiroyli muomala qilishda ham noqismiz, birodarlar. 7 marta hajga ko'tarib olib kelgan bo'lsangiz ham haqqini ado qilmagan bo'lasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar-ku, bir farzand otasini haqqini qachon ado qila oladi? Qachoniki otasini qul holda topib, sotib olib ozod qilsa, shunda haqqini ado qila oladi. Demak, haqqini ado qila olmaymiz. O'zimizdan ketmaydi. O'zimizni zo'r deb bilmaylik. Yana Yusuf alayhisalom akalari o'shuncha xato ishlarga yo'l qo'yganidan keyin otalaridan istig'for so'rashdi. Astagfirullah. Qolu ya abana istag'fir lana zunubana inna kunna xoti'in. Ular dedilar: "Ey otajon, Allohdan bizlarning gunohlarimizni mag'firat qilishini so'rang. Albatta biz xato qilguvchilardan bo'ldik." Ota-onangni so'kma o'zing va ularga so'kish olib berma.
kişi özünü ata anasını sökişliği, hakaratlaşlığı günahı kebirelerden. İmam Buhari ve Müslim, Abdullah ibn Amr ibn al-As raziyallahu anhudan keltirgen hadiste aytadılar. Resulullah şunu dediler. İnne min ekberil kebairi en yel'anar raculu valideyhi. Kişi dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Özünün ata anasıge lanet aytışı günahı kebirelerden. Hatta kebirelerinin uluğudan. Kalu, ya Resulullah, ve keyfe yel'anur raculu valideyhi. Ya Resulullah, kişi özünü ata anasını kandiyi lanetleydi. Kandiyi kılıp hakarat kıladı, kandiyi kılıp sökerdi. Peygamberimiz ettiler, yasubbu raculu aba raculin, fe yasubbu abahu ve yasubbu ummahu. Bir kişi, başka kişinin atasını sökerdi, o kişi hem bunu atasını sökerdi, anasını sökerdi dedi. Mana şu kişi özünü ata anasını sökişliğe, lanetleştiğe kiradı. Çünkü buradalar, burada atasını, anasını sökmeyelik ki, bizi hem ata anamızı lanetlemesin, biz lanetleyen bulup, ah bu kamayelik. Mana bir kaç ayetler, hadislerini okuduk, evvelki derslerimizde, ne bana örgendik? Bizi üstümüzdeki birinci üçte hak, birincisi Allah'ın hakkı, ikincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkı, ondan keyingi birinci hak, ota onanın hakkı iken. Allah Azze ve Celle'ye şirk keltirmesinden yalnız özgü ibadet kılışımız Allah'ın bizim üstümüzdeki hakkı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti muvaffak yaşayışlığımız Resulullah'ın bizim üstümüzdeki hakkı. Hem de ota onamızı okumasından onlarda razılığı intilişimiz ota onamızı bizim üstümüzdeki hakkımız buladı. Demek ota onaya bir rol valideyn kılınadı. Madami ki fahş münkerge günahge büyürmeseken. Ata-anaga itaat kılamız ama günahge büyürse itaat kılmayımız. Kim ata-ananın hakkını ada okusa, birul valideyinde müstahkem olsa, iki dünyada buna sana samarasını köredi. İki dünyada saadat yetişer. Çünkü ata-anamızda ikram körsatışlığımız, Rabbimiz Azze ve Celle'nin buyruğuydu. Biz hala sekılıp, hala sekımıydı göndersemez. Allah ve Resulü'nün muhabbeti, ata-ananın muhabbetinden üstün duradı. Allah ve Resulü'ne bulgen itaat, ata-anaya bulgen itaattan mukaddem duradı. Her kança yakış görmeyin, her kança hürmet kımın, itaatta bulmayın, ata-anayızge, bu muhabbet, bu itaattan Rabbimizin itaatı muhabbet üstün buluşmak gereği bulur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Anas ibn-i Malik'ten keltirgen istat edilir, sahihayından bu hadis. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi min veladihi ve validihi ve nasi ecma'i. Sizlerden bittilerini imaniler kamul bu miydi? Ta ki men unga, unin bolasıdan ham, otasıdan ham ve barcha ordamlardan göre sevimli rabuma gününce. Otayızdan ham, bolayızdan ham, hamadan ham Resulullah'ını yakış görme gününce imaniniz kamul bu miydi? Ota, bola, başı adamlar. Üçte tayfayı bugün muhabbet etkilerini yaptı. Balizge muhabbetiz var, atizge muhabbetiz var, etrafizdeki adamlarge muhabbetiz var. Mana şu üç yılın muhabbetten üstün buluştuk gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bugün muhabbet. Kuyudaki okuyduğun hadisimiz ham sahihayından keltirildi, Anas ibn Malik'ten. Resulullah merhamet kıladılar. Salasun men kunne fihi vecede halavetel iman. Kimde kuyudaki üçte narsa bulsa, iman halavetini tatıptı. İmanlı nümeyi kendini düşünüptü. Allah ve onun Resulü şu ikisinden başka hammasından sevimli Rab olsa. Ve en yuhibbel mer'a la yuhibbuhu illa lillah. İkincisi, bir kişini fakat Allah için yaş görse. Millet için, pulu için, hüner için, akası boyanlık için mez. Müslüman boyanlık için Allah için yaş gördü. Üçüncüsü, ve en yekrah en yehude fil kufri kema yekrah en yuhdafe fil nar. Huddu otga tashlanishlikni, otga uloqtirilishlikni yomon ko'rganidek, kufrga qaytishlikni yomon ko'rsa. Shu uchala sifati bor odam iymonni nimaligini totibdi. Ibn Hajar rahmatullohi alayh Fathul Boriyda shunday deydi. Bu o'rinda muhabbatning ma'nosi ixtiyoriy muhabbat, tabiat muhabbat emas. Nima degani? Bolangizni tabiiy suratda yaxshi ko'rasiz. Otangizni tabiiy suratda yaxshi ko'rasiz. Bu tabiatingizda bor bu. Ama taşkaradakilerde yaş görüşeceğiz ihtiyarızda. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bugün muhabbet
ihtiyarımız buna yakışık ilişkimiz gerek. Aytamız boyun sunamız Allah ve Resulünün hükmüge. Kimdir korkup boyun sunadı cezadan? Kimdir cennette ümidi de boyun sunadı? Kimdir Allah'a bugün muhabbet eden boyun sunadı? Kaysınız üstün? Elbette muhabbetten bugün üstün.